Bugün güzel yaşamanın yöntemi de şöyle. Güzel yaşayanlarla beraber olacaksın ve şu soruyu sor. Doktora gittin, gene doktorumla şey yapıyorum. Bir check-up verdi sana. Dedi ki her tarafını sardı. En fazla 15 gün var. Kanser her tarafını sardı. En fazla 15 günüm var. Böyle bir şey dense bir, neyi yapardık? İki, neyi terk ederdik? Herkes 10 saniyede bunu düşünsün. Ne yapardın demede neyi terk ederdin? Sahabeye sormuşlar bunu, biliyor musunuz? Sahabeye. Sahabe demişler ki bir saat ömrün kaldığını bilsen ne yapardın? Dedi ki sahabe, gerekçesini de söyleyecek. İlim meclisine gider, ilim dinlerdim demiş. Demiş ki niye? Allah Resulü mescide girdiği zaman dedi, sahabe ben şahidim dedi. Bir yerde zikir ediliyordu, bir yerde de ilim yapılıyordu. Allah Resulü zikir yerine değil, ilim meclisine tarafına köşeye gitti. Ve ondan duydum ki, ya anlatan olun, ya dinleyen olun, ya da bunları seven olun. Dördüncüsü olmayın, helak olursunuz. Şu anda vefat etse biliyor musun? Allah'ın dininde, şeriatında şehitsin. Zahir şeriata göre. Adam değilsin, sen de ben de gibi dahi olsa, buranın içinde bulunuyorsan, Allah bu cemaate rahmetle bakıyor. Hani anlatmıştım bir hadisi. Ya sultan ya gösteriyor bize. Ya Cebrail orada git bak ne yapıyor. Ya Rabbi seni anlatıyorlar. Seni görüp gösteriyorlar. Sevip sevdiriyorlar. Barla kaçtı? 256 mı? 259. Ondan sonra Allah bilmiyor mu? Biliyor da. Ya Rabbi seni anlatıyorlar. Seni sevdiriyorlar. Başka? Cehenneminden konuşuyorlar, korkuyorlar. Ya Cebrail cennetinden, cennetinden bahsettiklerini görüyor. Biliyorlar mı, gördüler mi, görmediler. Cehennemi mi gördüler mi? Yok. Niye korkuyorlar, niye cenneti de seviyorlar? Senin haberinden. İzzetime yemin ederim ki şahit ol, onları cennetime koyacağım dedi. Allah hulfu vaat eder mi? Etmez, haşa. Hemen Cebrail kapacı ya. Yani... Lef-i Mahfuz'un simgeselliği, tamam dur da karışma yani. Allah dedi de karışma. Şimdi peygamberimizin miraç şeyinden soruyorum. Bu Ramazan'da teravih kılıyoruz ya. Bazen evinde kılarmış. Yani gitmezmiş. Sebep sordukları zaman vacip olur, farz olur bu diye korktum. Devam etmedim ki diyor. O hüküm gelmesin. Onun için bazı şeyleri terk ediyorum ki diyor ümmetime hüküm gelmesin. Şimdi sonra Cebrail Aleyhisselam soruyor, diyor ki ya Rabbi orada uyduruk bir adam var ya benim uydurmamda. Oraya uygun olmayan o iyi niyette gelmemiş. Orada. O cemaati komple değil. Onu çıkartmak istiyor Cebrail Aleyhisselam. Oradan. Dedi ki o cemaatin hürmetini onu da affet. İslam hukukunda bir kasa şeftali aldınız. Marketten veya sebze halinde. 10 kasa şeftali aldınız, tamam mı? Baktın ki bir kasada 2 tane veya 10 kasada bir kasa iyi değil. O kasayı tutup gidip hale tek veremezsiniz. Ne yapacaksınız? Geri döndürme hakkınız var. İslam hukukunda mal geri iade edilebilir. Edilmemek hukuktur. Yapamaz satışı. Adam geri iç yapabilir. Akitten sonra geri verebilir. Dese ki 9 tane kasayı koydum, işi anlatacağım. Bir tane bunu geri al. Niye getirdim? Vallahi bu iyi değil, bu bozuk çıktı. İsterse kabul eder, isterse der ki hayır, öyle tol. Genelden tek olmaz. Ya onu da getir, yeniden verelim. Veya tek olmaz. Bu grup içinde idiyse o genelin içindedir. Ya genelini vereceksin geri veya tek veremez. Tamam abi. Şimdi bu cemaatin içinde miyiz kardeşim? Yamuk yumuk adamız ama burada mıyız? Ya komple Nur cemaatini geri verecek Allah. Ya da sen de burada onun içine gireceksin. Çürük şeftali gibi. Girelim de abi inşallah çürük şeftali. Anladın mı? Çok sevdiğim için bu mantıkları, İslam hukukunda bunlar ilgimi çekiyor abi.